Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir inceleme videosu ile tekrar karşınızdayım. Bu inceleme Maybelline Lash Sensational maskarasıdır. Bu maskara ülkemize geleli yaklaşık 2-2,5 ay kadar oluyor. İlk geldiğinde birçok kişi de görmüştüm. Gerçekten çok merak uyandırmıştı. Maskaraya ihtiyacım olmamasına rağmen almak istemiştim. İyi ki de almışım dediğim maskaralardan bir tanesidir kendileri. İlk aldığım zaman da Anneler Günü indirimi vardı. Fiyatı 11-12 lira gibi çok uygun bir fiyata düşüyordu. Ama şimdi fiyatı 17.90, 18.90 gibi değişiyor. Ama genellikle biliyorsunuz çok indirimler oluyor. Watson's'da, Gratis'te, Rossmann'larda birçok yerde bu ürünü bulabilirsiniz. Şimdi inceleme olaraktan da hemen ambalajı gördüğünüz gibi Maybelline'in klasik ambalajlardan burası tombul, burası ince ve uzun bir şekilde geliyor. Şöyle açtığımız zaman da çok tombik olmayan, dik gelmeyen, biraz yatsı mı denir? Böyle bir fırçası var. Gördüğünüz gibi başlığı bu şekilde oynuyor ve plastik fırça deniyor sanırım. Plastik bir fırçası var. Şimdi uygulama olarak da şu an yüzümde sadece bir fondöten var. Başka hiçbir şey yok. Kirpiklerime uygulayacağım. Tek kirpiğimi uygulayacağım. Genellikle iki kat kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi tekrar öyle uygulayacağım, iki kat olarak da. Biraz üstte de bulaştırdım, dikkatli olmak gerekiyor. Daha iyi görün diye eyeliner ya da far falan sürmedim. Böyle daha iyi anlaşılır. Gördüğünüz gibi oradan inşallah belli oluyordur. Güzel bir uzunluk veriyor. Şu an kirpiklerimi yapıştırmadı. Aynı zamanda hacim de verdi. Gördüğünüz gibi tek kat bu şekilde. İnşallah kameradan belli oluyordu. Şöyle yandan da göstereyim. Tek katı bu şekildeydi. Şimdi ikinci seferinde uygulayacağız ama biraz kurumasını bekleyelim. Çok da beklememek gerekiyor. Kuruyunca bu sefer daha çok yapışıyor. Şimdi ikinci kat uygulamamıza geçebiliriz. Dediğim gibi çok kurumasını beklemeden biraz uygulamak gerekiyor. Şimdi esasında tek katta kullanılabilir bir biçimdedir yani. Bakın. Ben normalde eyeliner ya da far kullanmadığımda bile illa rimel kullananlardanım. Rimeli çok seviyorum, maskarayı çok seviyorum. Bayağı siyah ve yoğun oluyor. Dediğim gibi çok kurutmamak gerekiyor. Sanki biraz kurumuş gibi. Bir tık zorlandım çünkü sürerken. Ve son olarak da bu şekildeydi. Bence gözle görülür şekilde bayağı bir kaldırış yapıyor havaya. Alt kirpikleri de biraz uygulayalım. Dikkatli uygulayayım da onları. Benim gözümde de lens var. Bazen lensim bile boyadığım oluyor. Onu çıkarıp temizlemem falan gerekiyor. Belli olmuyor çünkü bana. Şimdi biraz altlara bulaştık ama yapacak bir şey yok. Onları da kulak çubuğuyla temizledim. Son şekilde bu şekildeydi. Şöyle yandan da göstereyim. Dediğim gibi çok memnun kaldığım bir ürün oldu kendileri. Ya kıvamı da çok böyle sıvı da değil, çok böyle katı da değil. O güzel bir kıvama oturduğunu düşünüyorum. İlk başa aldığımızda bir tık sıvı bir kıvamı vardı ama biraz bekledikçe tabii ki de kıvam yerine oturuyor. Ben bu ürünü çok sevdim diyebilirim. Gördüğünüz gibi böyle bol bol göstermek istiyorum. Satın almayı unutmayın. Bence satın alın. Bir uygun fiyatla hem de arıyorsanız.
Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.